Merhaba arkadaşlar. Ben Çarşan Eczacılardan Hatice Özdemirvat. Bugün Ece Buldurluoğlu arkadaşımızla birlikte Ece'nin yaptığı stajlar hakkında konuşacağız. Staj günlüklerinin bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Ece, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Öncelikle bizi kırmayıp yayın davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek? İstersen sorularımıza geçelim. Tamamdır. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Okuduğun okul, üniversite hayatındaki sosyal faaliyetlerin ve benzeri şeyler. Tabii, ben Ece Buldurluoğlu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümü İngilizce okuyorum. Bölümün ilk İngilizce mezunları da biz olacağız inşallah seneye. İnşallah. Aynı zamanda AstraZeneca'da ruhsatlandırma stajyerim yaklaşık 9 aydır. AstraZeneca'dayım. Onunla birlikte yani 3. sınıfın başından 3. sınıfın sonuna kadar Isaac İstanbul'da 1 yıl boyunca görev aldım. Şu anda ise Fütüristler Derneği'nin öğrenci üyelerde insan kaynakları ve iç iletişim lideriyim. Çok güzel gerçekten. Dolu dolu geçirmiş bir hayatın var diyebiliriz aslında. İstersen diğer sorumuza devam edelim. İki Olur. farklı eczanede staj yapmışsın. Eczacılığı stajlarından ne tür deneyimler kazandın? Bir sonraki stajını endüstri alanında seçme sebebin nedir? Bir sonraki stajımı endüstri alanında seçtim çünkü kendimi gelecekte bir eczane açarken görmüyorum açıkçası. Yani gelecek planımda bu yok. Fakat eczane eczacılığı çok önemli ve orada bir sürü şey öğrendim. Bu yüzden hani farklı eczanelerde de staj yaptım ama en önemli öğrendiğim şey şuydu ki bir hastayla olan iletişim çok önemli ve bu iletişimi nasıl kurabileceğimizi görmek çok önemli. Eczacılarımdan bunu öğrendim. Çünkü hastanın getirdiği reçete, kullandığı takviyeler, şu an normalde de kullandığı ilaçlar vesaire her şey hakkında eczacıya güveniyor. Ve biz bu güveni hani boşa çıkarmamamız gerekiyor. Yani onlara gerçekten bir sağlık danışmanlığı yapabilmemiz gerekiyor ve bu yüzden iletişim çok önemli. Evet, kesinlikle. Zaten hep bir söz vardır ya, en yakın sağlık danışmanınız eczacıdır diye. Bunu Aynen öyle. da unutmuşsun. Çok güzel olmuş senin için de. Diğer sorumuza geçiyorum o zaman, ben başka söyleyeceğim bir şey yoksa. Tamam. Olur. Sanofi'de stajını hangi departmanda yaptın? Sanofi'ye başvuru sürecin nasıl oldu? Nasıl seçildin? Staj ilanını nereden buldun ve neden stajını bu firma ve bu departmandan yana kullandın? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. Ben Sanofi'de birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğim yazda staj yaptım. Gönüllü bir stajdı. Bir referansım aracılığıyla başvurmuştum. Açıkçası hani kabul edilmeyi çok beklediğim bir staj değildi. Fakat Sanofi herkese bir şans veriyor. Ve hani ben sadece birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bana da bir şans verdi. Ve bu şansı verdiği için çok mutluyum. Benim için çok güzel bir fırsattı. Sanofi hani bildiğiniz gibi çok büyük ve global bir firma. Orada çalışmak, orada bir şeyler öğrenmek çok kıymetli, önemliydi benim için. Farmakovigilansı seçtim çünkü farmakovigilans bir eczacının en çok görev aldığı departmanlardan biri açıkçası ve bunu görmeyi çok istedim. O yüzden hani oradan yana kullandım ve hani orada bu şekilde seçilmem hani bir sürü şey öğretti bana. Daha hani eczacılık mesleğinin ilk yıllarından çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel olmuş. Peki farmakovigilans departmanının görevleri nelerdir ve burada yaptığın stajın ne kadar sürdü? Sen ne gibi görevler yaptın? Bu firma ve bu departman sana neler kattı? Ben 3 ay boyunca staj yaptım ve farmakovigilans departmanının asıl görevi adverse etki raporlamasıdır. Hani bunu Sağlık Bakanlığı'na mı raporlanacak yoksa sadece takip mi edilecek ya da hani herhangi bir gerçekten bir problem mi var bunu anlayabilmek. Benim orada yaptığım görevler zaten takip edilmekte olan adverse etkilerin takibinden sorumluydum açıkçası bir yandan. Bir yandan da literatür taraması yapıyordum. Bir yandan bazen adverse etki raporlamalarını ben alıyordum. Ve orada çalışan eczacılarımın aslında genel olarak yaptıkları işleri izliyordum. Bu şekilde bir sürü şey öğrendim. Bu şekilde. Tamamdır. Peki farmakovigilans departmanında staj yapmak isteyen arkadaşlar hangi özelliklere sahip olmalı ve kendilerini hangi yönden geliştirmeliler? Bence öncelikle biraz sabır ve iletişim gerektiriyor yine. Çünkü adverse etki raporunu aldığınız kişi, yani adverse etkiyi deneyimlemiş kişi bundan korkuyor olabilir.
hani paniklemiş olabilir. Hani sizi arıyor, size bunu hani nasıl anlatacağını bilmiyor vesaire. Hani birazcık hani iletişimde güçlü olup aslında gerekli olan bilgiyi alabilmek gerekli. Ve aynı zamanda sabırlı olmak gerekli. Çünkü karşımızdaki insan bizim kadar ilaç hakkında bilgi sahibi değil. O yüzden tam olarak hani bize anlatmak istediğini anlatamıyor olabilir veya bazı bilgileri vermek istemiyor olabiliyor. Bu yüzden hani bu iki özellik bence bayağı önemli. Kesinlikle haklısın. Ben de katılıyorum. İstersen diğer sorumuzla devam edelim. Yaklaşık Olur. 8 aydır AstraZeneca'da ruhsatlandırma departmanında staj yapıyorsun. Neden stajını bu firma ve departmanda yapmayı seçtin ve staj ilanına nereden ulaştın? Kariyer.net'ten ulaştım staj ilanına. AstraZeneca yine hepinizin bildiği gibi çok büyük ve global bir firma ve benim çok uzun zamandır staj yapmak istediğim bir yerde. O yüzden fırsatı görünce hemen başvurdum. Ruhsatlandırma departmanını seçtim çünkü ruhsatlandırma departmanı da yine farmakojenans departmanı gibi birçok eczacının çok aktif rol aldığı, direkt olarak Sağlık Bakanlığı ile bağlantılı çalışması gereken bir departman ve hani bunu deneyimlemek istedim. Bana uygun olup olmadığını görmek istedim. Bu şekilde. Çok güzel. Bu firmaya başvuru sürecini ve kabul alma sürecinden biraz bahsedebilir misin peki? Tabii ki kariyer.net'ten başvurdum. Daha sonrasında bana bir genel yetenek için mail geldi. Genel yetenek sınavı. Genel yetenek testini çözdüm. Daha sonrasında online bir mülakat gerçekleştirdik. Ve online mülakattan sonra da kabul alıp almadığıma dair başka bir görüşme daha gerçekleştirdik. Benim için bu süreç oldukça kısaydı. Yani yaklaşık her şey bir haftada oldu diyebilirim. Ama hani genelde sanırım bu kadar kısa sürmüyor. Ama o an hani çok kısaydı, o yüzden öyle. Senin için de güzel olmuş kısa olması. Hemen her şey Aynen. sağlanmış. Peki bu firma ve bu departman akademik açıdan sana neler kattı? Akademik açıdan yani şimdi açıkçası ruhsatlandırma departmanındaki tüm yazışmalar, bakanlıkla olan yazışmalar bir noktada hani etken maddeler üstünden yürüyor. O yüzden farmakolojime çok yardım etti diyebilirim. Bununla birlikte aslında sektörde hani bir sürü farklı iş, hani bir sürü farklı meslekten insanlarla çalışıyoruz aslında. Hani kimyagerler, kimya mühendisleri, biyologlar, doktorlar, hani onlarla birlikte çalışabiliyor olmak ve hani onlarla ortak olarak hani ilaçta nasıl ortak buluştuğumuzu görüyor olmak da bence çok kıymetliydi. Kesinlikle katılıyorum. Peki her iki firmanın da mülakat sürecinden kısaca bahseder misin? Mülakat hakkında vermek istediğin tavsiyeler var mı arkadaşlarımıza? Tabii ya aslında çok benzer başladı. İkisinde de öncelikle genel yetenek testine girdim. Genel yetenek testinden sonra Sanofi'de bir grup mülakatı gerçekleştirildi ama AstraZeneca'da online bir mülakat yaptık. Bu da sanıyorum ki Covid'den dolayıydı. Sanofi'de grup mülakatında bir case çalışması yaptık ve bu case çalışmasından sonra birebir mülakatlar gerçekleşti. AstraZeneca'da ise genel yetenek testinden sonra bir insan kaynakları ve bir hani başvurduğunuz departmandan bir kişiyle birlikte bir online mülakat gerçekleşti. Verebileceğim tavsiye ise her ne kadar bunu yapmak zor olsa da gerçekten çok heyecanlanıp dil tutulması yaşamamak. Çünkü aslında ne kadar kendimizi karşıya iyi ifade edebilirsek o kadar hani iyi bir etki bırakıyoruz. O yüzden bu çok önemli. Evet, kesinlikle. Benim aslında burada aklıma takılan küçük bir soru var. Peki dil bu mülakat sürecinde seni ne kadar etkiledi? Özellikle İngilizce eğitim almanın faydaları olduğunu düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Şöyle ki İngilizce biliyor olmam iki firma içinde hani global firmalar çünkü yöneticiler her zaman Türk olmayabiliyorlar. Bu yüzden çok önemliydi ve özellikle hani farmakovigilansta hani benim çalıştığım ekipteki herkes Türk değildi. Ruhsatlandırmada ise hani bazı çeviriler olması gerekiyor. AstraZeneca'nın global datasını çalışabilmek için de İngilizce biliyor olmak gerekiyor. O yüzden bu bana çok yardımcı oldu, evet. Peki, diğer soruma geçiyorum o zaman. Isaac bildiğim kadarıyla öğrencilere gönüllülük projeleri veya staj programlarıyla yurt dışına gitme imkanı sunan bir organizasyon ve sen de yaklaşık bir yıl kadar bu organizasyonda görev almışsın. Organizasyonda neler yaptığından ve bu organizasyonda görev almış olmanın sana getirilerinden kısaca bahseder misin? Tabii ki. Ben bir yılın 6 ayını üye, 6 ayını da takım lideri olarak geçirdim. 2 tane farklı takımım oldu. Bununla birlikte Isaac bana çok fazla şey kattı aslında. Hani soft skill dediğimiz deadline kültürü, hani belli bir timeline'a göre çalışma,
Zaman yönetimi, stres yönetimi, insanları yönetebilme, insan yönetimi, kısaca hani bir liderlik yapabilme gibi şeyleri çok geliştirmemi sağladı. O yüzden burada çok şey kazandığımı söyleyebilirim. Hani bir takım çalışması nasıl yapılır ya da insanlara nasıl yol gösterilir ya da bir kriz anında ne yapmam gerekiyor, nasıl kalmam gerekiyor. Çok şey kazandım, evet. Çok güzel. Peki Isaac'te eczacılık öğrencilerinin yararlanabileceği staj programları veya çeşitli fırsatlar var mı? Evet var fakat kısa süreli değiller. Yani yaklaşık bir yıllık bir staj programı var. Bu da öğrenciler tarafından çok tercih edilmiyor. Fakat yani yeni mezun arkadaşlarımızdan eğer düşünmek isteyen olursa bence güzel bir fırsat. Tamamdır. Sen Isaac'le yurt dışına çıkmayı düşündün mü? Çıktıysan tecrübelerini, çıkmadıysan da neden çıkmadığını birazcık anlatabilir misin? Tabii ben staj için düşündüm ama dediğim gibi hani kısa süreli bir stajımız yani staj yoktu. O yüzden hani kendime uygun bir staj bulamadığım için ona gidemedim. Gönüllülük projeleri için de düşündüm. Fakat bizim zorunlu stajlarımız zaten hepiniz biliyorsunuz. Zorunlu stajlardan dolayı hani ona zaman ayıramadım. Ama ayırabiliyor olsaydım mutlaka giderdim. Evet. O zaman son sorumla devam ediyorum. Peki Ece'nin gelecek hayalleri nedir? Kariyer hedefleri nedir? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii ki. AstraZeneca'dan sonra şu an aslında Temmuz'da Fransa'ya klinik eczacılık stajına gidiyorum ve 6 hafta bunu deneyimleyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım diyebilirim. Evet. Klinik eczacılık her zaman görmek istediğim bir şeydi. Ve oradan döndükten sonra açıkçası burada hastanede mi ya da endüstride mi devam ederim bilmiyorum. Birazcık bunu kendim deneyimliyor olacağım, görüyor olacağım. Ama geri döndüğümde eğer yani endüstriye dönmek istersem kendime klinik araştırmalar departmanını en azından uygun görüyorum. Hani biraz daha bunu deneyimlemek istiyorum. Çünkü diğer departmanları az çok hani deneyimledim ve gördüm. Farklı bir şey deneyimlemek istiyorum. Bu şekilde diyebilirim ama bilmiyorum. Belki kliniği çok sevip hani hastaneye de dönebilirim. Evet, anladım. Çok teşekkür ederim Ece. Bence gayet bilgilendirici bir yayın oldu. Arkadaşlarımızın da bu bilgilerden faydalanacağını düşünüyorum açıkçası. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. İnşallah başka yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Evet arkadaşlar, bugün Ece ile yayınımızın sonuna geldik. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa alt tarafta yorumlara bırakabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi ve Teşekkür abone olmayı unutmayın. ederim.